Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Spor gündemine hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra yeniden birlikteyiz. Canlı yayın spor gündeminde yine Konya spor gündemini konuşmaya çalışacağız. Konya Spor'daki son durumu değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta sizlerle ayrıldıktan sonra yeni gelişmeler oldu Konya Spor'da tabii ki. Hafta içerisinde spor bültenlerinde ve diğer yayın organlarımızda bunları sizlerle paylaştık. Konya Spor'un yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıktığı bir hafta sonunu yaşadık. İstenilen sonuç yoktu belki ama geleceğe dair beklentileri ve Konyaspor'un bugününü konuşmaya çalışacağız. Ve bulunduğu noktadan daha üst noktalara nasıl çıkacak Konyaspor, bunu hep birlikte değerlendireceğiz. Her hafta olduğu gibi sevgili Mustafa Durmuş'la birlikte ama bu kez farklı bir atmosferden sizlerle birlikteyiz. Konyaspor Kayacık tesislerinden, kulüp tesislerinden Konyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz'la birlikte canlı yayında size merhaba diyoruz. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet, bizim için de farklı bir atmosfer oldu sevgili Mustafa. Yıllardır stüdyoda alıştık. Zaman zaman belki stadyumdan yaptığımız yayınlar da oldu ama tesislerden de bir ilki yapmış olduk böylelikle. Gerçekten öyle. Çok güzel bir ortam. Bundan sonrası için de tesisteki bu yapı bizi de ışık tutacak diye, çünkü her taraf pırıl pırıl. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Misafirperverlikleri için Konyaspor yönetimine, sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bir kez daha hayırlı olsun diyoruz. Hayırlısı kendilerine sağ olsunlar. Evet, öncelikle biz de teşekkür ediyoruz. Kırmadılar hocam bizi ayağının tozuyla. Belki daha çok sıcak, belki daha konuşmak için birçok şey için erken ama paylaşacağımız şeyler için bize bu imkanı tanıdı. Biz ona teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Konyaspor kulüp yönetimine ayrıca teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar zaman zaman belki görüntüleri ekrana getirecekler. Mükemmel bir tesis var burada. Yukarıdan çekilmiş çok güzel görüntüleri de var. Onları da belki arkadaşlar ilerleyen dakikalarda paylaşacaklar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle böyle bir galibiyetin ardından birlikte olmayı çok arzu ederdik ama ilk maç tabii siz imza töreninin ardından zaten orada yaptığınız açıklamada da ilk hafta görüp izleme, değerlendirme olacak demiştiniz. Tekrar hoş geldiniz. Duygularınızı bir alalım öncelikle. Tabii Konyaspor'da teknik direktörlük yapmak bence bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı hissettirdi hem başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarımız, bu büyük taraftarımız, Konyaspor taraftarı. Çünkü nihayetinde ben buraya teknik direktör olarak geldiğimde rakip takım olarak gerçekten bunu hissediyordum. O baskıyı, bir deplasman takımının baskısını, taraftar bunu hissettiriyordu. Burada teknik direktörlük yapmak gerçekten ayrıcalıklı bir olduğunuzu gösteriyor. Son derece mutluyum burada teknik direktörlük yaptığından dolayı, ki bu zor ortamda bile başkanımıza ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Tabii ekranları başında şu an bizi izleyen birçok Konyaspor taraftarı sizi söyleyeceğiniz birçok şeye de odaklanmış, evet, durumda. Tek tek onlardan da soru alıp cevaplamaya, konuşmaya tabii çalışacağız. Seve seve. Konyaspor'un içinde bulunduğu durumu aslında tespit edip neler yapacağız, bizlere düşen, taraftara düşen görevler ne olacak bu süreçte? Hocam Türk futbolunun milli takım düzeyinde ve kulüpler düzeyinde Türkiye'de en üst noktada tabii bu işi yaşayan, futbolu yaşayan bir isim. Antrenörlük ve teknik adamlık döneminde de en üst düzeyde yaşamasını diliyoruz. Bu da Konyaspor olsun. İnşallah teşekkür, uzun yıllar. Teşekkür ederim. Değil mi Mustafa? Aynen öyle. Yani gerçekten baktığımızda hocamız şehre adım atar atmaz, hatta anlaşma yapılır yapılmaz sosyal medyada taraftarlarımız savaşçı kimliğiyle öne çıkartarak 2000 yılındaki o bandajlı yayına girmeden de söyledim, o kanlar içerisinde ama pes etmeyen o ruhuyla kendisini öne çıkarttı. Çünkü artık Konyaspor'un bu saatten sonra bu inanmışlığa, bu ruha, bu mücadeleye ihtiyacı var. Mini bir lig yaşayacağımız için böylesine heyecanlı, işini seven ve gittiği takımlarda elinden geldiğince başarılı olmuş bir teknik direktöre kavuşmak da tabii camiayı memnun etti. O nedenle bizler de memnunuz. Hep beraber bu girdabın içerisinden çıkacağız. Buna inanıyoruz. Şöyle başlayalım isterseniz. Konyaspor'un içinde bulunduğu durumun tespitini tabii siz yaptınız. Bugün yine antrenman vardı.
Nedir içinde bulunduğumuz durum? Ligde şu anda puansal anlamda belki düşme korkusunu hissedebilen ama henüz yaşamayan bir ekibiz ve bunu yaşayacağımızı ben düşünmüyorum. Sizin tespitiniz nedir bununla ilgili? Tabii yani bu takımı buraya getiren bizleriz. Buradan çıkaracak olan da gene bizleriz. Dolayısıyla bunun için gerçekten geldiğimiz günden itibaren gece gündüz çalışıyoruz ekibimizle beraber. Hem saha içi çalışmalarımız hem saha dışı çalışmalarımız. Yani biz sırf teknik direktör olarak antrenman yaptıran ve antrenmanın dışında başka bir şey yapan değil. Antrenmanın dışında da birçok şeyi oyunculara anlatarak, oyuncularla fikir alışverişinde bulunarak ve burada çalışan futbolcularla birebir temasta olan kişilerle de konuşuyoruz. Nihayetinde birçok şeyde fikir birliğine varmamız lazım. Bu fikir birliği tabii ki Konyaspor'u bu durumdan çıkarabilmek. Evet. Herkesin ama herkesin bunu yapması gerekir. Ama bir gerçek var ki bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Öncelikle biz bunu tespit ettik. Evet, aslında baktığınız zaman Süper Lig'de en çok koşan takımız. Ama daha agresif, daha coşkulu, daha inatçı, daha çok inanan, daha çok aksiyon olan bir takım yaratmalıyız. Yani biz hep beraber bunu yapmalıyız. Ben, ekibim, oyuncular, sizler, yöneticiler, herkes, kulübün içinde futbol takımla ilişkisi olan herkesin, büyük taraftarımızın da bunu yapması lazım. Ama olmazsa olmaz duygu. Duygu işin içine sokmalıyız. Duygu olduğu zaman her şey olur. Onu hissettirmeliyiz. Yani ben hissettiriyorsam size hissettirmeliyim. Siz hissediyorsanız yanınızdakine. Herkes aynı şeyi hissetmeli. Bu değişimi, bu değişikliği bir an önce yapmalıyız. Zaten bunu yapamazsak bizim de burada durmamamız lazım. Bu sefer bizi değiştirmesi gerekir. Yani belki oyuncular gerçekten iyi sporcular, iyi profesyoneller, iyi antrenmanlar yapıyorlar ama olmazsa olmaz bu değişim, rutin olan şeyleri komple değiştirmeliyiz. Tabii ki bu kulüp, bu şehir, bu takım Türkiye üçüncülüğünü, Türkiye kupasını gördü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teknik direktöründen, oyuncusuna ve yöneticisine ve olmazsa olmaz bu kulübün sahibi taraftara teşekkür ediyorum. O zamanki heyecanı, o zamanki coşkuyu yaratmak lazım. En önemli unsur bu. Yani ne kadar çok koşarsanız avantaj mı avantaj ama bu hissiyat, bu coşku, bu heyecan, agresiflik, herkesin bir noktada buluşması, herkesin aynı şeyi hissetmesi, bunlar çok önemli. Ben maneviyata çok önem veren bir insanım. Herkesin bir manevi değerleri vardır. Dolayısıyla aynı şekilde daha fazla olarak bunu devam ettirmemiz lazım. Biz ne kadar saha içinde çok çalışsak da öbür tarafı da çok önemlidir. Yani ben her zaman için şunu vurgularım. Evet, başarının %50'si fiziksel çalışma, saha çalışması, taktik çalışması ama %50'si de zihinsel çalışmadır. Zihinsel çalışma işte dediğim gibi odaklanma, coşku, heyecan, istek, arzu bunlar daha fazla olmalıdır. Çünkü nihayetinde futbolcuyken en yükseği de gördüm başarı olarak, en dibi de gördüm. Bu olmadan bu olmuyor. Teknik direktörlükken de birçok zor dönemler geçtik ama o coşku, o heyecan, o atmosfer bambaşka bir şey. Yani bunun sistemin de önünde, taktiğin de önündedir bazen. Dolayısıyla bu değişimi, bu değişikliği yapmalıyız. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Bu değişimi, bu değişikliği yapmazsak bizim de burada biz de değiştirmesi lazım kulübün. Ama bunu yapacağımıza, takımla beraber bunu yapacağımıza, kulüple beraber bunu yapacağımıza, taraftarla beraber, şehirle beraber bunu yapacağımıza inanıyoruz. Herkesin sorumluluğu var. Herkes o sorumluluğu üstlenmeli, o sorumluluğu almalı ve elinden gelenin iyisini değil, en iyisini yapmalı.
Dolayısıyla benim beklentim bu. Yani hem kulüpten, hem oyunculardan, kendimden, ekibimden ve taraftardan. Belki fazla konuştum ama şöyle de diyebilirim. En son maçta işte 3 gün takımla beraber olduktan sonra gösteri maçında uzun zamandır kazanamamanın verdiği bir stres, baskı, psikolojik bir baskı var. Taraftarda baktığınız zaman 18 maç, bu maçta 19 maç olunca haklı bir tepki verdi. Ama ben taraftarımızdan, büyük taraftarımızdan şunu rica ediyorum, özellikle rica ediyorum. Maçın başından sonuna kadar, takımı sonuna kadar desteklesinler. Eğer bir tepki vereceklerse, bu takımın teknik direktörü, sorumlusu benim. Bana tepki versinler. Yani ben bu yükü kaldırırım. Çünkü nihayetinde taraftar farklı bir takım istiyor. Çünkü onlar da, taraftarımız da bu başarıyı gördü. Bu durumda olmasını istemiyor kulübün, takımı, futbol takımını. Ama onlardan özellikle rica ediyorum. Maç başladı ve maç sonuna kadar oyuncuların her birini desteklesinler. Tepki vereceklerse bana versinler. Maç içerisinde tabii bu hafta da yaşandı. Evet. Skor anlamında geriye düştüğümüz zaman verilen tepkiler futbolcuları mental açıdan saha içerisinde yoruyor. Ve bu yorgunluk takım arkadaşlarına da sirayet ediyor. Maç boyunca hani maçın geri kalanı da biraz riske girmiş oluyor. Bu söylemleriniz herhalde bunu biraz daha bertaraf etmek adına. Tabii maç bitmeden, yani maç başladı, maç bitmeden hiçbir şey bitmez. Evet, son düdüğe kadar. Sonuna kadar. Çünkü nihayetinde futbolda her şey oluyor. Yani 2-0 mağlup duruma düşüyorsun, 3-2 galip duruma geliyorsunuz. Bunu hem mağlubiyet olarak yaşadım, hem galibiyet olarak da yaşadım. Bir teknik direktör veya eski futbolcu olarak. Yani futbolda her şey var. Önemli olan o coşkuyu, o atmosferi, o heyecanı, o agresifliği hep beraber yaratabilmek, hep beraber oluşturabilmek maçın başından ve sonuna kadar. Bu maçla ilgili biraz da şanssızlık yaşadınız Göztepe maçında. Bazı oyuncuların hastalığı, sakatlığı derken hani ideal, sizin de kafanızdaki ideal kurguyu herhalde bulmakta biraz zorlandınız. Bir de maç devam ederken de düşündüğümüz, taktiksel olarak düşündüğümüz oyuncu değişiminde de uygulayamadık. İşte oyuncumuzun bir tane grip de Turam. Turam grip olduğu için iki gün. Sonra son antrenmana çıktı. Ama ikinci yarı bir rahatsızlık geçirdi gene. Doktorumuz iğne yaptı. Ondan sonra tam böyle bir değişikliğe gidecektik. Johnson sakatlanınca o değişikliği de yapamadık. Bazen aksilikler üst üste geliyor. Ama önemli olan onun üstesinden gelebilmek. Tabii ki. Biz de onun üstesinden gelmeye çalışacağız. Evet. Bir şey söyleyecektin herhalde. Ben konuyu bütünleme adına onu da sormak istedim Mustafa. Yok, bir şey söylemekte önemli. Hocamı dinliyorum ve gerçekten çok önemli konulara değiniyor. Bugün bizden çok hocamızın vereceği mesajlar önemli. Konuşulanlarla alakalı hocamız bir nefes alsın, bir su içsin. En azından bir yudum aldı hocam. Şunu eklemek istiyorum ben. Tabii bizler tanıyoruz şehri, takımı. Hocamız yeni geldi. Bir 3 günlük çalışmanın ardından bir maça çıktı. Evet. Marin Aničić aynı şekilde sakatlanıp tabii, defans kurgusundaki değişiklik Turam'la beraber sekteye uğrattı. Ve bir hafta önce Denizli maçında da yine aynı şekilde baktığımızda hem Mak, hem Ömer Ali Şahiner, hem Volkan Fındıklı'nın... Ömer Ali de aynı şekilde. Ömer Ali de kendini iyi hissetmediği için... Yine geçen haftadan kalan biraz, bir... Evet, sakatlanmasın diye, o da kendisi haklı olarak sakatlanmamak için, ki futbolcu, oyuncu kendini hisseder, iyi bilir, çıkarmak da zorunda kaldık. Yani benim Ömer Ali'yi çıkarma gibi bir durumum da yoktu ama şartlar onu getirdi. Evet, bunu da en azından taraftarımız... Tabii hocam iyi tespitlerde bulundu ve baktığımızda aslında bahsettiğimiz o Büyük Konyaspor taraftarı elde edilen bütün başarılarda içeride dışarıda takımın yanında oldu hocam. Destek verdim. Vermeye devam etti ta ki son iki haftaya kadar. Çünkü az önce bahsettiğiniz istatistik olarak çok uzun bir süre içeride sadece son dakika penaltı golüyle kazanılmış bir Kayserispor maçı olması.
İçeride çok törpüledi, taraftarın duygusunu çok törpüledi. Dolayısıyla sabır gösterdiler. Adeta sabır taşı çatlama noktasına gelince tepkilerini yükselttiler. Bu saatten sonraki yapılması gerekenlere örnek olarak söylediniz. Bu konuda çok haklısınız. Ve buna en iyi örnek Ankara Gücü taraftarının ikinci yarının ilk maçında, Konyaspor maçında gösterdiği sabır. 90 dakika takımlarına sabrettiler. 90 artıda Konyaspor golü buldu. Oradan 1-0 kazanarak döndü Şengelen'in golüyle. Aynen. Ne yaptılar? Yine tepki vermediler maçtan sonra, takımlarına tepki göstermediler. Ve bunun semeresini de 3 maçta baktığımızda bir 7 puan olarak hanelerine yazdırdılar. Sabır çok önemli. İlk girişte ifade ettim, bu girdaptan beraber çıkacağız. Yani Konyaspor için artık mini bir lig başlıyor. 12 haftalık bir lig başlıyor. Bu nedenle hocamın bu söylediği çok önemli. Yani bu saatten sonra skor ne olursa olsun, maçın birinci dakikasından uzatmanın son saniyesine kadar sabırla takımın yanında destek olmak, takıma destek vermek. Yine tepki verilecekse o duygu yoğunluğuyla, maçtan sonra nedir? Yuhalamadır, ıslıklamadır. Taraftara çok göremeyiz. Çünkü beklentiler çok yükselmişti camiada. Ha, biz onu istemeyiz, onu da istemeyiz. Çünkü 12 hafta içerisinde bunu yapmak zorundayız hep beraber. Bir ve beraberlikten başka çaremiz yok. Evet. Eğer biz buradan çıkacaksak, az önce ifade ettiniz, o zaman yönetimin beni buraya getirmesinin de bir anlamı yok. Yani o heyecanı ben duymasaydım, bana bu teklif geldiğinde kadroya bakıp ya da şehrin yapısına bakıp, sizler de ifade ettiniz, Aykut Hoca'ya teşekkür ettiniz. Evet. Bu da taraftarın hoşuna gitti aslında baktığınızda. Çünkü aidiyet duygusu çok önemli. Yani ben demediğinizi gördü taraftar, biz dediğinizi hissetti. Ve ilk maçta yayıncı kuruluşa verdiğiniz röportajda üzerinizdeki polara varıncaya kadar onu hissetti. Çünkü taraftar bunları görür hocam. Mesela maç boyunca üzerinde Konyaspor arması olmadan maça çıkan işte antrenöre bile ister istemez bir tepki verdi. Yani tepki derken, onun Konyaspor armalı formayla ya da bir eşofmanla sahada olmasını istedi. Bunlara bile önem veriyor taraftar. O yüzden hocam emin olun, ben de şuna inanıyorum ki Konyaspor taraftarı vefalıdır. Alınacak bir iki sonucun ardından bu kez tepki verdiği oyuncuları bağrına basacaktır. Onları kucaklayacaktır. Biz bunları yaşadık, gördük. Bu şehirde yaşıyoruz. O nedenle ben inşallah bundan sonraki sürecin iyi olacağına inanıyorum. Yani taraftarımızın detaycı olması, en ince ayrıntıya kadar takip etmesi, bu aslında beni daha çok sevindiriyor. Çünkü gittiğimiz birçok yerde bu şekilde detaycı veya en ince ayrıntısına kadar görmedim. Sizden duyuyorum açıkçası böyle detaycı olmaları. Bu son derece beni memnun ediyor çünkü takımı sahipleniyorlar. Kesinlikle. Şehri sahipleniyorlar. Evet, biz buraya geldik. Bizim evimiz burası. Biz evimiz gibi örüyoruz. Yani ben ve ekibim gittiğim her yerde hangi kulüp olursa evimiz gibi görürüz. Burası da öyle. Bizim evimiz, yuvamız. Ve burada başarılı olmak için her şeyi yapacağız. Nihayetinde bizler birer profesyoneliz. Ama takımın ve şehrin sahibi taraftardır. Onlar hiçbir zaman vazgeçilmez. Yani biz bunun da farkındayız. Bunu da çok önemsiyoruz. Aidiyet duygusu benim için olmazsa olmaz. Sahiplenmek benim için olmazsa olmaz ekibimle beraber. Biz bu şekilde yaşarız zaten. Bu şekilde hissederiz, hissettiririz. Yani onlar çok önemli şeyler. Ben çok önemserim. Aidiyet duygusunu hissetmeyi, sahiplenmeyi, ya bunlar güzel duygular, olması gereken duygular. Kesinlikle. Buna katılıyoruz. Katılmamak mümkün değil zaten. İşte o söylediği, Mustafa'nın da ifade ettiği gibi, daha ilk imza töreninde yapmış olduğunuz açıklamalarda sizin de burayı sahiplenerek ve herkesin de sahiplenmesini bekleyerek yola çıktığınızı gördük. Doğru. İlk görüşmeniz, yönetimle görüşmeniz çok kısa sürdü zannediyorum. Ortak paydalarda buluşmak şöyle algılanabilirdi. Hani takımın fikstürüne bakıp, durumuna bakıp, işte 5 maçtır içeride gol atamayan bir kulüp, şöyle şartlarım, böyle şartlarım olur diyebilirdiniz ama demediniz. Ben çok şeffaflıktan yanayım. Hı hı. Çünkü her zaman açık oldum. Hiç gizliliğim de olmadı. Gittiğim her yerde böyledir. Çünkü nihayetinde
Her şeyi herkesin bilmesi gerekir. Benim şahsi fikrim. Çünkü Konya Spor Konya şehrinin Konya taraftarındır. Evet. Evet hocam. Onların her şeyden haberi olması lazım. Birkaç teklif gelmişti. Kabul etmedim ki bütün zamanımı aileme ayırıyorum. Ben çünkü çok ailemle beraber yaşayan bir insanım. Herkesin ailesi çok değerlidir. Ama herkesin yaşantısı farklıdır. Kesinlikle. Böyle bir teklif geldiği zaman iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım olduğunu zaten görüyordum. Tabii içeriye girdiği zaman farklı, yani gene konuşmamın başında anlattığım gibi olaylar olunca evet, bu iyi takımın, iyi oyuncuların neden burada olduğunu da anlıyorsunuz. Ama bunu ayağa kaldıracak olan hep beraberiz. Bunu yapacağız, bunu başaracağız. Yapacağız, bunun için buradayız. Ki yani ben transfer görüşmesinde de, çünkü ben maddi anlamda konuşan bir adam değildim. Futbolculukta da böyleydi, teknik direktörlüğümde böyle. Dolayısıyla maddiyat benim için çok önemli değil. Benim için başarı önemli. Ben her zaman bunu vurguluyorum. Başarılı olursanız zaten maddi anlamda gereğini herkes yapar. Gerçekten yani herkes, bakanımızdan, milletvekilimizden, belediye başkanımız, herkes aradı. Ve şunu da vurgulamam lazım. Başkanımızın ve yöneticilerimizin gönlü çok zengin. Her yerde bunu göremezsiniz. Her yönetici, her başkan da bunu göremezsiniz. Dolayısıyla sizin aracınıza da teşekkür ediyorum. Evet. Zaten Konyaspor tarihinin önemli noktalarından birisindeyiz biz şu anda. Çünkü hakikaten güçlü bir yönetimimiz var sevgili Mustafa. Dirayetli bir başkan ve güçlü bir yönetim. Yapılanlar ortada zaten. Sadece futbol anlamında sahaya sonuçları yansıtmakta sıkıntı yaşadık. Geçen sezon bunu bir nebze başarmıştık ama sonrasında gelen bir duraklama dönemi ve hala o duraklama döneminin bir adım üstüne çıkmayı hedefliyoruz, amaçlıyoruz, onun için mücadele ediyoruz. Vallahi bu sene, şey ekleyeceksiniz herhalde. Sene zor bir süreç. Evet. Açık söyleyeyim. Bu süreci geçersek, yani tabii söz vermek doğru bir şey değil ama inancımı söyleyeyim. Hı hı. Yani bu sene gerçekten zor bir süreç. Bu zor süreci atlatırsak seneye yani çok daha büyük başarılar bizi bekliyor. Kulüp yapısı buna imkanı var. Kulüp yapısının bunun imkanı var. Şehrin bunun imkanı var. Taraftarın buna imkanı var. Ya bunu gördüğüm için yani ben belki yarınla beraber bir hafta olacak ama 6 günde bunu görebiliyorsunuz. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bunu yaşatabiliyor insanlar. Bu süreci atlattığımızda inanın bana seneye veya ileriki yıllarda çok büyük başarılar bekliyor. Çok kısa bir süre oldu. Şehre henüz girme, tanıma fırsatınız olmadı bunlara. Yok. Şöyle söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Benim teyzemin eşi Konyalı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi tabii eniştem şu anda Konya'da yaşıyor. İki tane de kızı var. İkisi de Ankara'da yaşıyor. Daha onu ziyaret edemedim. Ben çocukluğumda Konya'ya geldim. Meram bölgesinde yaşıyorlardı. Tabii yazın bir iki defa gelmiştim. Yani Konya'yı biliyorum. Konya kaçındı hocam? Çok küçüktüm ben. Yani o ilkokul çağlarında falan. Bir anneannem vardı. Samsun Bafralı'ydı annem benim. Mesela oraya giderdik, bazen Konya'ya gelirdik. Dolayısıyla yani teyzemin eşi, Allah rahmet eylesin, teyzemin eşi de Konyalıdır. Yani buraları bilirim çünkü maneviyatı çok yüksek olan bir şehir. Evet. Çok güzel bir şehir. Hem yemekleriyle, hem insan kültürüyle, hem de tarihiyle görülmesi, gezilmesi gereken bir şehir. Sevdiğimiz şeyi de sıkı tutarız hocam. Takımda, biliyorum, futbolcuda, antrenörde bunda sahiplenme duygusu Konya'da aslında çok iyidir. İnşallah gelecek adına güzel işler birlikte yapılır. Öyle İnşallah. Temenni ediyoruz. İnşallah. Biz de onun için buradayız. Onun için uğraşıyoruz. Ama o değişimi, değişikliği, altını çizerek söylüyorum, olmazsa olmaz. Evet.
birkaç antrenman yaptınız henüz. Yani belki sayısı 5 olmadı yaptığınız antrenman sayısı. Evet, olmadı. Olmadı. Çok az daha. Ama burada futbolcuların en azından birçoğunun bireysel yeteneklerini zaten biliyordunuz da. Evet. Oynamayanlar da var. Özellikle ben o genç kardeşlerimizden de sormak istiyorum. Daha görmediniz belki altyapı tesisleri bu kadar olmasa da birçok süper kulübünün gıptayla bakacağı altyapıya ait bir tesisleri de var. Evet, altyapı sorumlusu Taner. Evet, Taner Bey, Taner Aybey. Ve inanın çok değerli bir insan. Yani burada Sedat Karabük vardır. Evet. İşte Antalyaspor'un şeyi. O da burada çalıştı. Onun ne kadar değerli bir eğitmen olduğunu da söylüyordu. Evet. İnşallah oradan güzel futbolcular da çıkacak. Birkaç tanesi de aranızda antrenmanlara çıkıyor şimdi. Şener var, Ali var. Bunlarla ben, fikir edinebiliriz. Ya ben gittiğim her yerde ne diyorsunuz geleceğe dair? Ben gittiğim her yerde genç oyunculara önem veren bir insanım. Ben böyle bir teknik direktörüm. Çünkü nihayetinde ben futbolu başlarken de altyapıdan çıktım ve oynamaya başladım. Tabii. Dolayısıyla benim çok hoşuma giden özellikle gençlerle uğraşmak, gençlerle beraber olmak, onları yeteneği varsa eğer oynatmak hayalimdir. Her zaman hayalimdir. Tabii şu ana kadar altyapıyı ziyaret edemedik. Tabii tabii. Daha çok erken yolundan. Dediğim gibi 5 antrenman tabii olmadı. Şu süreçte de işin gerçeğini söylemek, şu süreçte de çok da yani genç oyuncularla ilgilenemeyeceğiz. Ama hani hazırlık maçı falan alırsak o grubun belli bir yaş grubu 19-18-10 yaş grubunun karmasıyla bir maç etmeyi düşünüyoruz. En azından oyuncuları da görmeyi düşünüyoruz. Ama o süreçle ilgili size altyapıyla ilgili diyeceğim. Önümüzdeki yıl büyük ihtimalle benim çünkü prensibim şudur. Sezon açılmadan bir hafta önceden altyapı oyuncularından özellikle 19-18-10 yaş grubunu evet. O iyi oyuncularından antrenmana çıkarır. Onlara bakarım o bir hafta sürece. Hangisi profesyonel takıma yeteneği varsa onu antrenmana alırım. Ki bunu en son Antalyaspor'da yaptım. 4 tane oyuncu şu anda direkt ilk 11'de oynuyor. Yeteneği olduktan sonra benim için hiç soru yok. Çünkü ben genç oyuncuları oynatmakta cesaretliyimdir. Evet. Çünkü bu kulübün bunu gerçekleştirme potansiyeli var. Yaptığı hazırlıklar var, yaptığı çalışmalar var. İnşallah bunların meyvesinde zaman içerisinde görürüz. İnşallah. Bir ara vermek zorundayız. Tamam. Spor gündemi devam edecek. Maç biter, Konya Spor sevdamız bitmez. Necip oğulları şehrimizin gururu Konya Spor'a başarılar diler. Spor gündemi devam edecek. Görüş alanında bu hafta tarihi ve bugünüyle Rusya ve Türkiye-Rusya ilişkileri konuşulacak. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Şaban Çalış ve Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor öğretim üyesi Arif Behiç Özcan'ın konuk olacağı görüş alanı yarın akşam 22'de KON TV'de. İşimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon. Fizikon Tıp Merkezi. Kadınlar Kooperatifimizin üretmiş olduğu doğal ürünlerimizi burada Ankara Beypazarı 70. kilometrede yöresel ürünler pazarında pazarlıyoruz. Dekorasyona dair aradığınız her şey Yonca Çiçek'te. Toptan ve perakende satışlarıyla Konya'nın en büyük dekorasyon mağazası, sevdiklerinize özel hediyeler, evinizi ve ofisinizi güzelleştiren tüm ürünleriyle Fetih Caddesi 6 yolda. Yonca Çiçek. Epalsan, Playwood ahşap kalıp sistemleri kalitesi ve üretimiyle Konya'da tek. İnşaat sektöründe kullanım kolaylığı, fiyat avantajı ve çözüm odaklı üretimiyle hizmetinizde.
Epalsan Orman Ürünleri. Yöresel lezzetiyle sofralarınızın vazgeçilmezi gömeç ekmeği. Doğallığın rüşeğine zenginleştirilmiş hali, taş fırınının sımsıcak dokunuşuyla birleştiğinde gerçek lezzetlerle bu şehrin tadı yerinde. Mustafa'nın Fırını. Eliniz boş gitmeyin. Sağlık üretim yüksek verim, lider markam Karyem derim. Lider markam Karyem derim. Daha çok et, daha çok süt, kaliteli yem Karyem. Daha çok et, daha çok süt, kaliteli yem Karyem. 16 çeşit çorbası ve doğal sunumuyla iştah kabartıyor. Tadı damakta, adı akıllarda kalır. Efe Çorba. Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Modern tesislerde uzman kasaplarımızın hazırladığı dönerleri bugün Türkiye'de 200 aşkın şubeye güvenle ulaştırıyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Keser döner, sap döner, Ekrem Coşkun yaprak döner. En iyiler asla unutulmaz. Çünkü onlar dünyaya yön verir. Sınır tanımazlar. Standartların üstündedirler. Sahnede başrol hep onlarındır. İhtişamıyla daha önce yapılan tüm projeleri gölgede bırakacak bir yaşam. Konya'nın ilk rezidans projesi. Dünya standartlarına meydan okuyan bir mimari. Stage'le dünyanın gözü Konya'da olacak. Stage. Dünya sadece en iyileri hatırlar. Özlediğiniz beldeler, sevindiren fiyat ve hizmet avantajlarıyla sizleri bekliyor. Ramazan öncesi 14 günlük Nisan Umresi, Güvenç Turizm Parkı'yla. Yüksel Ergül Giyim Dünyası'nda Bay Bayan Çocuk Giyiminde kaliteli, ucuz ve bol çeşidiyle artık size daha yakın. Tüm şubelerimizde kırmızı etiketli ürünlerde net %50 indirim fırsatıyla bu sezonda en şık sizsiniz. Şubelerimiz Rampalı Caddesi Kuliste Karşısı, Çelik Kayalar Selçuklu ve Yenişehir AVM'si ve Makro AVM'de. Yüksel Ergül Giyim Dünyası, giyim ve şıklığın dünyası. Odun ateşinde pişen lezzetler sizi bekliyor. Etle küflü peynirin eşsiz buluşması, Recai böreğiyle halk etli ekmek Konya'ya has lezzetlerin sizdeki adresi. Merkez ve Selçuklu şubesiyle halkın tercihi halk etli ekmek. Özlediğiniz beldeler, sevindiren fiyat ve hizmet avantajlarıyla sizleri bekliyor. Ramazan öncesi 14 günlük Nisan Umresi, Güvenç Turizm Parkı'yla. Bel veya boyun fıtığınız varsa, omzunuz veya diziniz ağrıyorsa, ferah mekanlarda, son teknolojik cihazlarla, uzman kadromuzla yanınızdayız. Fizikon Tıp Merkezi. Orman hayattır. Hayata sahip çıkın. Alo 177, orman yangını ihbar attı. Şehrimiz sevgimizle güzel. Konya sporumuz desteğimizle güçlü. Necip Oğulları'nın sunduğu spor gündemi devam ediyor.
Tekrar birlikteyiz. Spor gündemi Konya Spor Kayacık tesislerinden Konya Spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'la birlikte spor gündemi canlı yayınımız devam ediyor. Konya Spor'daki son durumu hocam ilk bölümde bizlerle paylaşmaya çalıştı. Geldikten sonra gördüğü tablo ve bundan sonra olması gereken yapıyı yapmaya çalışacakları, ortaya koymaya çalışacakları görüntüyü bizlerle paylaştı. Kendileri bunu başarmak için mücadele edecekler. Bizlere de düşen görevler var bu süreç içerisinde. Sezon Konyaspor için yeni başladı dedi Mustafa ilk bölümde. 12 haftalık mini bir sezon yaşayacağız. Bu fikstür ayrı bir fikstür ve bu 12 haftalık fikstür içerisinde hepimize düşen farklı görevler var. Lütfen eleştirilerimizi hocamın ifadesiyle 90 dakikanın sonuna bırakalım. Maç içerisinde futbolcuların motive edebilmek, takımımızı kazanması adına yapabileceğimiz ne varsa onları yapalım ama tepkimiz varsa da ben hazırım diyor hocam. Her türlü tepkiyi de göstermeye hazırım. Biz sahada mücadele edeceğiz. Onun hazırlığını yapıyoruz dedi evet, sevgili hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok doğru dediniz. Çok doğru bir tespit. Hocam Mutlu Korkmaz sormuş. Birçok soru var. Teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince onlara da cevaplamaya çalışacağız. Az da olsa un şekerimiz var. Yani helvayı yapamadık bugüne kadar. Nasıl yapacağız? Neden yapamıyoruz diye özetle yani bir soru işte sormuş. Söylediğim konuşmalarım. Evet. O değişimi, o değişikliği yapmak zorundayız. Yani bu takımın potansiyelini çıkarmak istiyorsak kabuğundan çıkarmamız lazım. O heyecanı, o coşkuyu, aynen, o agresifliği. Hem sağ, sırf sağ içinde de değil bu. Sağ dışında da bunu göstermemiz lazım. Yani maç sağ içinde kazanılmıyor. Maç maçtan önce kazanılıyor. Maç sağ dışında kazanılıyor. İlk önce sağ dışında biz bunu yaratmalıyız. Saha içinde zaten bu kendinden oluşur. Bu saha dışı dediğimiz zaman yaşantımızla, duygularımızla, antrenmanlarla, taraftar olarak her şeyi takıma vereceğimiz mesajlarla. Herkesin bir yaşantısı var. Yaşadığı bir yer var. Evet. Bizim yaşantımız işte evi olan evde. Ve atıyorum ben de sanayide işçiyim. Tabii, mesela. Aynen öyle. Mesela biz tesislerde yaşıyoruz. Hı-hı. Takım da tesislerde. Tesislerde bu yaşantı. Her alanında hissedilmeli. Siz işte dediğiniz gibi yaşadığınız yerde, iş yerinizde, taraftarlarımızın hepsinin birer işi var orada. Bunları hep bu sinerjiyi, enerjiyi hep beraber oluşturmamız lazım. Tek yani, çözüm diyelim, çıkış demeyelim. Valla şimdi de şöyle, belki sistemden bahsediyorlardır. Sistemin değişmesi çok önemli değil bence. Bunu çok soruyorlar değil mi Mustafa? Evet, yani geliyor. Sistemsel değişiklik nedir hocam yani? Yani oyun formatı olarak. Evet. Yani bizim de kafamızda birçok şey var. Ama hani bunu yapmadan önce bu tarafını halletmemiz lazım. Yani bu tarafını halledersek zaten o oyun formatında da değişim olabilir. Olmasa bile, devam etse bile aynı şekilde. Ama bu tarafını, bu şeklini düzeltmezseniz istediğiniz kadar formatı düzeltin. Evet. Önemli olan bu kısım. Burayı halletmemiz lazım. Burasını ben çok önemsiyorum. Yani 4-5 günde benim gördüğüm, hissettiğim, yaşadıklarımı, yani inanın bana artık bu tabii bu tecrübeye sahip olduğumuz için birçok olayı, olumlu, olumsuz, evet, gördüğümüz olayları yaşadığımız için büyük bir tecrübe sahibiz. Tespit etmeniz kolay oluyor bu tecrübelerle. Ya evet, yani 3-4 günde bunu gördük ve bu değişimi ve değişikliği kesin yapacağız. Hep beraber. Tabii. Hep beraber. Herkes. Yani biz, ben hep şu tabiri kullanın. Taşın elini altına koymak tabiri bence doğru değil. Gövdenizi koymanız lazım. Bedeninizi koymanız lazım. Yani ezilecekse gövdeniz, bedeniniz ezilecek. Elinizin ezilmesi çok önemli değil. Biz bunu yapmaya hazırız. Özet bu herhalde Mustafa. Yani daha bunun üstünde söyleyebileceğimiz bir şey yok. Valla programı kapatıp gidelim bence. Yap, değil mi? Tüm şeyin özeti bu yani. Aynı şeyleri tabii ki tekrar yapmanın anlamı yok. Özeti bu. Hocam gerçekten çok iyi ifade etti. Yani eğer biz o enerjiyi ortaya çıkartamazsak, bastırılmış ve rutinleşmiş şeyleri çeviremezsek bu oyuncu grubunda da aynı şekilde, onların içindeki enerjiyi, gerçek olan kapasiteyi ve kaliteyi açığa çıkartamazsak, sıradanlaşmış yapıdan bunu kurtaramazsak, sistemi istediğiniz kadar değiştirin. Bir
önemi yok diyor hocam. Bunu taraftar anlamında da, şehir anlamında da, kafa olarak herkes bir defa önce inanacak. Bu sıkıntılı süreçten çıkacağına inanacak. Kazanacağına inanacak. Onun için çalışacak. Onun için gayret edecek. Taraftar maçtan yarım saat sonra maça geliyorsa, çünkü bu hafta Göztepe maçında maç başladıktan sonra 4000 kişi ilk düdükten sonra giriş yaptı. Tabii. Yani kopamıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani üzülüyor, içi parçalanıyor. Belki yine kazanamayacağız diye geliyor. Ama evinde de duramıyor. Belki evinde dururken, iş yerinde dururken bir anda patrona rica ediyor. Belki bir anda hanım ben çıkıyorum evden diyor. Maç başladıktan sonra çıkıyor geliyor yani. Onlar da fedakarlık yapıyor. Kendi evet. hayatlarından, iş hayatlarından. O da çok önemli bir şey. Yani ben taraftarı ondan dolayı çok önemsiyorum. Yani kendilerinden fedakarlık yapıyorlar. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Yani her zaman da yani biz işte dediğim gibi biz profesyoneliz. Evet. Ama onlar taraftar takımın sahibi. Yani onlar sahipleniyor. Bizler de sahiplendiğimiz gibi onlar daha fazla sahipleniyor. İşte bu ortak yapıyı oluşturmamız gerekir. Çıkış noktası burası zaten. Ortak duygu ve düşüncelerimiz aynı ve bunun için mücadelemiz de aynı olduğu zaman başarı mutlaka gelecektir. Birçok soru var hocam. Buralardan taraftarlarımızın da sorularından tabii. izin verirseniz sorarak devam tabii, edelim. Tabii tabii. Mustafa sen de ilave edeceğin evet. olursa lütfen. En son toparlayalım. Evet. Konyaspor takımı hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum hocamızın demiş. İleriki haftalarda nasıl bir taktikle 3 puan almayı düşünüyor? Hani buna yakın aslında konuştuk. İlave etmek istediğiniz olursa yine hocam. Yani bunu zaten yorumlayalım. Okuyalım o zaman. Hocam onları evet. derlesin kendi içinde. O teker teker çünkü zaman da alır. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili hani Konyaspor'la ilgili bilgisi daha önceden var mıydı? İzledi mi? Oyuncu değişiklikleri hani geçen haftaki gibi bazı oyuncuların sahada olması noktasında eleştiri var ama hocam onu da izah etti. Sakatlıklar, hastalıklar, elde olmayan bazı sebepler vardı. Geniş kadro, kafadaki ideal 11'i oluşturacak geniş kadroyu tam sahip olamadı bu hafta yok, hocam. Yok. Onun için bu haftalık bence... Sen Mia'da 3-4 Mia hafta evet, yok. Daha... Hani Şiş'te şu hani anda görüntü 3 hafta falan yok. Yani bunlar devamlı oynayan oyuncular. Evet. Ya o da önemli. Gelecek sezon bittikten sonra gelecek sezonun kadro yapılanması ile ilgili soru çok erken bilmiyorum. Çok erken, evet. Çok erken böyle bir soru için. Bu hafta ya nazaran değil tüm haftalarda aslında yaşadığımız şanssızlıklar var diyor. Bülent Hoca'dan istediğim hata yapanın değil de formasını terletmeyenin cezalandırılması ya da ona uygun bir isimle futbolculara en azından herkes hata yapabilir saha evet. içinde. Yani teknik direktör olarak ben de hata yapabilirim. Bu gayet normal ama önemli olan o hatanın üstesinden gelebilmek. Onun üzerine gidip hatayı doğruyla kapatabilmek. O çok önemli bir şey. Yine hatayla mücadele etmek, savaşmak tabii, o hiç, onu yenmek için. Yani %100 yani hata evet. yapacağım diye sorumluluk almazsanız sorumluluktan kaçmış olursunuz. Sorumluluk alacaksınız sonuna kadar. Birkaç sezondur futbolcuların taktiksel ve oyun içerisindeki hareketleriyle ilgili bazı alışkanlıkları vardır. Evet doğru. Bu alışkanlıkları aşmakta kolay olmaz herhalde hocam. Atağa çıkarken bireysel olarak çıkmaktansa takım olarak çıkma anlamında biraz hızlı hareket edemiyoruz belki. Bu yönde sorular var çünkü. Set oyunu devamlı set oyun oynadığı için takımımız bu set oyunu daha dikine, daha hızlı ve koşucu oyuncularla direkt kaleye gidebilme özelliğine sahip olmamız lazım. O oyun formatı üzerinde de çalışmamız lazım. Ki evet. biz de böyle yapıyoruz zaten. Yani bu anlamda herhalde olması gerektiğine yöneliktir. Set çünkü... oyunundan daha çok dikine oyun. Evet. Yani benim istediğim aslında. Set oyunu bekleyerek oyunu savunma anlamında evet ama topu kaptıktan sonra direkt hücum olmazsa olmaz. Yani yan pas değil direkt hücum, direkt kaleye koşu, direkt kaleye paslarla bu işin çözüleceğini, oyun formatı olarak çözüleceğini düşünüyorum. Ve buna yatkın oyuncular var. Milosevic olsun, Ömer Ali olsun, Mia olsun. Gerçi Mia şu anda Mia, yok ama. Mia evet. Mak farklı bir oyuncu.
Yani o da özelliği olan bir oyuncu. Levan da öyle yetenekli bir oyuncu. Yani aslında ön tarafta kenar ön olarak, kenar kanat oyuncu olarak alternatiflerimiz var. Bu alternatiflerimizi maç oynanırken özellikle o değişiklikleri orada yapabiliriz. Orası bizim istediğimiz zenginlik var. Yani oyun içindeki değişikliği yapacaksak o ön tarafta daha performans artıracak, oyun gücünü artıracak. Sonradan giren oyuncuların da oyunu etkileyecek oyun gücü var. Beklenti bu zaten. Yani takım bu oyun sistemiyle ilgili değil mi? Belki de unuttular yani öyle oynamayı uzun zamandır. Böyle oynayabilir miyiz diye birçok soru vardı. Evet, dikine oynamak... Defans güvenliğini elden bırakmadan diyor kesinlikle, hocam. Kesinlikle. Yani bu çok önemli. Yani tamam gittik ileriye ama döndü top. Topu kalende gördüğün zaman işte demoralize oluyorsun. Mesela Kasımpaşa maçını şuradan sosyal medyadan takip ediyor. 0-0 gitti. İşte iki kalede giden gelen toplar derken golü yedikten sonra ne oldu? Kafa olarak çöktü Kasımpaşa. Direnç bitti orada. Bir anda 2 dakikada 2 gol daha ve fark 3'e gitti. 3-1 oldu skor. Yani futbolda zaten şimdi tabii 12 haftalık dönem içerisinde hem sabır olarak baktığımızda... Bravo, çok güzel dediniz. Sabırlı olmak çok güzel dediniz. Yani o konuda yani bu süreci yani hep birlikte atlatacağız ama bizler taraftar olarak da alışılagelmiş o şeylerimizi yani nedir biraz geride bırakmak zorundayız. Hocam ilk başta onu söyledi. Nedir? Hani kan kusup kızılcık şerbeti içmek diye bir tabir vardır. Çünkü geri dönüşü olmayan yollara girebiliriz. Az önce Sayın Hocamız bahsetti. Şimdi buradayız, ben yerimi yadırgadım yani. Alışık değilim böylesine ortamlara. Yani baktığımızda o kadar mükemmel bir tesis ki gerçekten emeği tesis geçen belediye başkanlarımıza Tahir Bey'e, Uğur İbrahim Altay Bey'e. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Hilmi Bey mesela gelir gelmez o kadar güzel işlere imza attılar ki, o kadar büyük başarılara altyapı konusunda, diğer konularda müthiş yani markalaşma, kurumsallaşma adına store anlamında, diğer konularda. Ama şimdi bunu sportif başarıyla eğer örtüştüremezseniz gözle gözükmüyor bu kez. Geride kalıyor, geri planda kalıyor. Çünkü evet, herkesin baktığı tabela. Tabelada skoru görürse... Çok güzel söylediniz. Yani görürse tamam, diğerleri de bir değer kazanıyor. Aslında bence en önemli olan işte kulübün geleceğini karartmadan ileride sürekliliğini devam ettirebilmesi için Konyaspor'un iyi işler yapıldı. Hep beraber işte bugün inanıldı ve hoca getirildi, Bülent hocamız burada. Ki hep beraber bunu atlatacağız. Maç içerisinde en azından maçın sonuna kadar, bu haftadan itibaren başlamak üzere, gerçi deplasmanda başlayacağız ama son ana kadar, çünkü 3 puan sistemde şu anda 10. sıradaki maç eksiği olan Malatya'nın 24 puanı var. Evet. Konyaspor 20 puanda. Yani 3 puanlı sistemde 2 galibiyet aldığınızda sizi ilk 10'un içine sokar. Kimse bugün Ankara Gücü, Kayseri, Kasımpaşa ben düştüm demezken ve ben düşmeyeceğim diye mücadele ederken bizim pes etmememiz gerekiyor camia olarak. Taraftar olarak mesela sosyal medyada özellikle insanlar, çünkü birbirlerini çok etkileyebiliyorlar hocam. Doğru. Biri bir şey yazdığında arkasından yüzlerce insan geliyor. O yüzden bu işin ehli olan Konya'da, Konyaspor'da hatırı sayılır ağabeylerimiz, büyüklerimiz var. Onlar da bu konuda aynı sabrı göstererek genç taraftarlarımız da bu yönde kanalize etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Sabır yönünde. Forvet oyuncuları yönünden nasıl görüyorsunuz hocam? Böyle bir soru var. Tabii ki elimizde iki tane forvet oyuncumuz var. Bayış burada çok önemli işler yapmış. Evet. Giderken de maddi anlamda çok büyük katkısı çok oldu. Çok büyük katkısı sağladı. Tabii o zamanki oynadığı oyunla şu anki oynadığı arasında bir performans olarak istediği seviyede değil. Yani kendisi de açıkçası memnun değil. Ama onun da üzerinde bir baskı olduğunu görebiliyorum, hissedebiliyorum. Tabii golcünün en büyük özelliği gol attığı zaman kendini daha iyi hissediyor. Aynen. Şimdi baktığınız zaman tabii şu anda Turam da olsun istedikleri sayıya, gol sayısına ulaşamadı. O baskı devam ediyor hala. Sezon sonunda nerede oluruz gibi tabii sorular da var ama bunu net ifade vallahi etmek çok zor yani böylesi. Maç düşünmek lazım dediğiniz gibi. Yani bu sene
zor bir süreç, sıkıntılı bir süreç. Hocam eskisi gibi değil bir de. Hiçbir takım teslim olmuyor. Ligin son sırasında dediğiniz zaten, takım ligin zirvesindekini yenebiliyor. Eskiden olmuyordu böyle şeyler. Kabullendiğiniz zaman zaten olmaz. Kabullenmemeniz gerekir. Biz buranın takımı değiliz arkadaş. Evet, aynen öyle. Sonuna kadar. Yani lig sıralamasında bir şey söylemek gerekmez. Biz bu süreci önemli olan lig sırası değil bizim için. Evet. Bu süreç bir dahaki sene gene Süper Lig'de devam edilme süreci olacak. O süreci yaşamamız lazım. Ve yaşatmamız lazım. Yani ondan sonraki süreç daha kolay. Önemli olan biz bu anı yaşamak, bu anı hissetmek, bu anda ne yaparız, şu anda ne yaparız onu düşünmek gerekir. Gelecekle ilgili açıkçası plan yapmak çok doğru bir şeydir. Hayalci olur zaten. Şu ortamda hayalci olur. Samimi gelmez insanlara. Şu anı olumlu pozitife çeviremedikten sonra çünkü yarın bir gün ne olacağı belli değil. Futbolda her an her şey değişiyor. O nedenle maç maç düşünüp kazanarak özgüveni de hem takım anlamında hem şehir anlamında oluşturarak ben şeyi çok önemsiyorum. Mesela şehrin dinamikleri bu saatten itibaren harekete geçerek ki zaten çok değerli bir valimiz var. Sayın Cüneyt Orhan Toprak Bey. Her maça geliyor, takip ediyor. Deplasmanlara geldi takımla beraber İzmir'e, Göztepe maçına. Ailesini getirdi, eşini getirdi, evladını getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Bey'e bir fotoğraf vardı. Ben yönetmenimiz Mesut Uysal'a gönderdim. Onu gösterebilirse. Masadalar hocam, toplantı için, görev için İstanbul'dalar. Şehir dışındalar zannedersem. İlçe belediye başkanlarıyla İstanbul'dalar. İstanbul'da karşılaşmayı takip ediyorlar. Bir cenaze programı tam bilmiyorum. Orada bu çok hoşuma gitti. Mesela geliyor, ıslık çalabiliyor. Hakemi protesto edebiliyor. Böyle bir belediye başkanımız var. Yani sahiplenen aidiyet yüzü ekrana gelmiştir arkadaşlarımız. Şu anda biz görme şansımız yok ama genişte evet arkadaşlarımız onayladılar. Teşekkür ediyoruz. Yani bugünden itibaren şehrin dinamikleri, valisiyle, belediye başkanıyla, taraftar grubu liderleriyle, kaptanları belki bir araya getirip, yani bir kahvaltıda bir yerde bir toplayarak en azından bu inancı deklare edip şehre, şehrin yöneticileri ya da bir antrenman ziyareti olabilir yöneticilerimizin. Artık bu saatten sonra şakası yok hocam. Hep beraber ayağa kalkacağız. Tabii samimi ve içten. Enseyi karartmadan. Tabii samimi ve içten olmalı bu da. Evet. Samimi ve içten olmalı, yürekten olmalı. Kesinlikle hocam katılıyorum. Soruların çoğunluğu bu yönde. Aslında oyuncularla ilgili bireysel sorular da var belki ama bu bugünün konusu değil belki. Tabii yok. Bireysel zaten söylemek bir şey olmaz. Bazen yani taraftar bu konuda bence haklı biraz tepki göstermekte. Zaten siz de söylemlerinizde bunu ifade ettiniz. Maç sonunda ama futbolcularla bireysel olarak bir gerginliğin yaşanmasını da doğru bulmuyoruz. Şöylesi bir süreçte bazı futbolcularla maç sonunda herhalde tribünlerin yaşadığı diyaloglar mı oldu bilmiyorum tam net olarak ama bunların olması gereken zaman şimdi değil bence. Ben her zaman söylüyorum şimdi kenetlenme zamanı. Şimdi birbirimize karşı duruşumuzu, davranışımızı her zaman için Konya Spor'un bütünlüğü için, Konya Spor'un başarısı için yapmamız gerekir. Kesinlikle. Ligin genel durumunu nasıl buluyorsunuz hocam? Tabii geçen seneyi de yaşadım ben. Bu sene de farklı bir lig oldu. Aslında her hafta sürpriz sonuçlar da oluyor. Beklemediğimiz sonuçlar da oluyor. Bu tabii ligi keyifli hale getiriyor, güzel hale getiriyor. Çünkü her zaman favorilerin daha önceki kazandığı lig bu sene öyle gözükmüyor. Yani kazanırken bile zorlanıyor artık şampiyonluğu oynayan takımlar. Veya hep şampiyon olmuş, daha önceki senelerde şampiyon olmuş çok takımlar. Çok rahat maç kazanırlardı eskiden değil mi? Bazı deplasmanlara 3-3 yazar giderlerdi ama şimdi öyle değil. Şimdi zorlaştı. Bence böyle olması ligin kalitesini arttırıyor. Evet. Bir de işte iki sezon öncesinde Konya, sizin de söylemlerinizde var aslında. Çok önemli bir deplasmandı. Konya'dan puan almak zordu. Konya'da puan almak çok zordu. Ve bizim bu olguyu tekrar yerleştirmemiz lazım. Futbolun içerisindeki tüm herkese Konya'ya gittiğin zaman öyle kolayca puan alamazsını tekrar yerleştirmemiz lazım.
Herhalde Konyaspor'u geleceğe taşıyacak olan nokta da burası. E tabi yani kendi evinizde oynuyorsunuz. Kendi taraftarınız önünde oynuyorsunuz. Kendi stadınızda oynuyorsunuz. Avantaj bu. Evet. Bu avantajı rakip takıma hissettirebilmek. Rakip oyuncuya hissettirebilmek. Bu tabii ki taraftarımız, büyük taraftarımızın tribünü doldurup sonuna kadar desteklemesi. Oyuncuların işte o daha coşkulu, daha heyecanlı, daha agresif, daha inatçı ve daha inanan. Daha inanan, daha fazla kazanacağına inanan bir yapıya büründürmemiz lazım. Ya bu sistemle, taktikle olacak iş değil bu. Bu burayla olacak iş. Yürekle olacak iş. Biz bu değişimi ve değişikliği yapmaya çalışacağız. Biraz daha futbolun kendi içerisindeki sertlikleri, o tatlı sertlikleri de sahaya yansıtan, zaman zaman bireysel güzel hareketlerle tribünleri, desteğini, coşkusunu yanına alan, değil mi? Tabii. Futbolun güzellikleri, insanlar maça niye geliyor? Bunları izlemek için. Kendi takımının, futbolcusunun biraz daha, değil mi, sahada, hep örnek veriyoruz işte. Biraz daha değil, her zaman. Her zaman. Bize biraz uzak kaldı son iki sezondur. Belki bu yüzden biraz daha bizim kullanış şeklimiz bu oldu belki ama. Her doğru. Zaman. Bu antrenmanda da böyle. Antrenmanda da böyle olmalı. Yansımaya başladı mı antrenman hocam? Nedir? Yani bu hafta tam daha net göreceğim. Bu hafta ama oyuncularla toplantı yaptığımda, konuştuğumda. Özel değilse paylaşır mısınız konuşmayı? Yani ben hocam? Genel anlamda burada ne dediysem aynısı. Yani burada ne desem aynısı. Tabii bazı konuşmalarım var. Onu tabii özel artık yani aile çünkü, içidir çünkü. Yani ben oyuncularımla arasında kalacak ama neyin ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini geçmişle pekiştirerek. Yani yapmış bir ekip var. Hani yapmasa yapılmış bir başarı var. Efsane evet. Konyaspor'un efsane bir başarısı var. Onu nasıl yaptıkları ve bunu yaptıktan sonra neyin olduğunu hem hissettirdim, hem söyledim, hem de gösterdim. Ve bu devam edecek. Hocam kendinizden de örnek verdiniz mi? Mustafa'nın söylediği mesela ya kendimden o forma... örnek, aslında kendimden örnek vermeyi sevmiyorum. Evet. Çünkü her oyuncunun farklı bir oyun karakteri vardır. Benim oyun karakterim çok farklıydı. Ama onu ben antrenmanda da hissettiriyorum. Çünkü her hocanın kendine göre bir çalışma felsefesi vardır. Tabii. Çok büyük saygı duyuyorum. Her teknik direktörü, her Türk teknik direktörüne çok büyük saygı duyuyorum. Herkesin farklı çalışma sistemi vardır, farklı metodu vardır. Dolayısıyla biz de benim karakterime uygun yapıda olmasından yanayım. Tabii bu kolay değil açıkçası. Bu alışkanlıklar var. Bu alışkanlıkları değiştirmek zaman alıyor. Ama biz bunların tabii mazeret olarak görmüyoruz. Bunun arkasına sığınmıyoruz. Ama gerçekleri oyuncuların yüzüne söylüyorum. Çünkü gerçeği bilmeli. Yani övgüyü nasıl biliyorsa, övülmeyi nasıl biliyorsa gerçeği de bilmeli. Evet, tekrar ara vereceğiz hocam. Tamam. Reklamların ardından spor gündemi devam edecek. Gündemi Konyaspor Kayacık tesislerinden devam ediyor. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Hocam'la birlikte, sevgili Mustafa Durmuş'la birlikte ilk iki bölümde Konyaspor'un bugününü tespit etmeye çalıştık. Tabii önümüzde zorlu bir süreç var ve bu süreçte Konyaspor camiası tek yürek olursa bulunduğu noktadan daha üst noktalara tırmanacaktır. Tek yürek olabilmenin yolunu biz biliyoruz. Geçmişte bunu çok rahat yaptık. Bundan daha zorlu süreçler yaşadık ve bu süreçleri daha rahat atlattık. Bugün de onu atlatacağımızdan eminiz. Bülent Hoca'nın taraftar olarak biz yanındayız diyor. Bülent Hocam etli ekmeği yediyse inanıyoruz ki başarı da gelecektir diyorlar hocam. Onu yemeden olur mu ya? Konya'ya gelip onu yemezseniz olmaz. Olmaz değil mi? Tabii. Evet.
Bu önemli. Hüseyin Yanık Bey, teşekkür ediyoruz, hatırlattı bize. Tabii ilerleyen dönemlerde tekrar yayın yapma şansımız olursa Konya ile ilgili özel sorularımız, özel sohbetlerimiz biraz daha hani işin magazinsel yönü de olabilir ama şu anki durum itibariyle ve hocam gerçekten çok işi var. Belki şu saatlerde rakiplerin maçlarını izleyerek analiz yapacaktı. İlk yarılarını izledi. İkinci yarıları takip edemedi. Kasetlerden mutlaka izleyecek. Evet. Hocalarımız içeride takip ettiler. Tabii, evet. Onlara da selam gönderelim. Bizi izliyorlardır muhtemelen şu anda maçın ardından. Hoş geldiniz diyelim ekibinize teşekkür de. Teşekkür ederim. Güzel bir ve genç, dinamik bir ekibiniz var. Yani ekibimi çok seviyorum. Hem insani olarak hem de spor adamı olarak çok güzel bir ekibiz. Çünkü nihayetinde ekibin birbirle uyum içinde olması takıma da yansıyor. Ekipte herkesin fikri vardır. Herkesin farklı fikirleri olması gerektiğini söylerim. Hani ben her şeyi söyledikten sonra evet hocam senin dediklerin doğrudur dedikleri zaman ki öyle bir huyları da yok. O zaman hiçbir anlamı kalmaz. Her fikir benim için önemlidir. Takımla ilgili, kulüple ilgili. Onlar da her fikrini söylüyorlar. Her şeyi eleştiri de yapıyorlar. Çünkü nihayet eleştiri olmadan da olmaz. Yani beni eleştirmeden ben kendimi düzeltemem. Hı hı. Kendimi geliştiremem. Biz her zaman eleştiriye de açıyoruz. Ekip içerisinde bir birbirinizi tamamlayıcı, eleştirel yönlerinizin olması çok güzel yani. Olması lazım. O olması lazım. Yani yoksa ben hocam karakter... dediğim olur. O zaman doğru bir şey değil. Doğru bir çalışma da değil. O zaman ekibe ihtiyacı olmaz. Bravo. Yaparım hepsini. Bravo. Hepsi ben içeriye girdiğimde odaya gözleri çakmak çakmak. Değil mi? Heyecanlı. Bir taraftan hoş geldiniz, bir taraftan maçı takip ediyorlar. O şeyi, o bir iki saniyede o enerjiyi mesela ben burada içeride hissettim. Aha. Bunu şey olsun diye söylemiyorum, hani gaz anlamında değil. O hem merhabalaşırken hem bir taraftan maçı kaçırmayarak, çünkü Konyaspor'u da yakından ilgilendiren bir mücadele. Onun gayreti içeride o heyecanı mesela iki saniyede hissettim ben hocam. Teker teker isimlerini de zikredelim, en azından bir teşekkür edelim. Ercan Kılıç var, Mustafa Sarp var, Nezih Boloğlu, Tamer Sivrikaya, Cengiz Demirel. Hem akademi bölümünde var, hem zaten oynamış, beraber oynadım. Sonra ben teknik direktörken benim öğrencim olmuş kişilerle çalışıyorum. Hepsi birbirinden değerlidir. Ve bulundukları yeri hep sahiplenen, aidiyet duygusu olan kişilerdir. Onların enerjisi, onların sinerjisi de yavaş yavaş takıma yansıyor. Evet, Bülent Hocam tesislerde kalıyor. Özel bir ev istemedi, tesislerde yatıp kalkıyor. Burada, bütün gününü burada geçirerek şu an takımın içinde bulunduğu noktadan nasıl daha iyi yerlere taşıyabiliriz'in mücadelesini veriyor. Paylaşır burada, mısınız bunu burada hocam? Burada ben daha rahat ediyorum. Tesislerde daha rahat ediyorum. Çünkü yani bir eve taşınsam ekibimden ayrılacağım. Zaten mecburiyetten dolayı getiremiyoruz ailemizi. Evet. Bir çocuğum okuyor, bir çocuğum çalışıyor, eşim onlarla ilgileniyor. Ama yani ben ekibimle hiçbir zaman ayrılmadım. Tesislerde sağ olsunlar bütün imkanlar var. Yani dediğinize de katılıyorum. Bu tesisleri yapanlara hepsinin eline sağlık. Çok güzel bir tesis. Çok kompakt bir tesis. Her şeyin olduğu bir tesis. Çalışanlara da, tesiste çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Bu güzel ortamda çalışmak bizi son derece mutlu ediyor. Burada olmaktan, burada kalmaktan dolayı da son derece mutluyuz. Evet, bu anlamda hocam tesislerde sürekli olduğunu da altını çizelim. Nerede kalıyor diye gelen sorular üzerine konuyu açtık. Şu ana kadar şehir merkezine daha inemedik. Gezemedik, ama evet. İnşallah bu süreçten. Önümüzde 2-3 maçlık bir süreç var. Hani biz taraftar olarak, çünkü biz de her ne kadar bir basın mensubu da olsak kendimizi bir taraftar gibi görüyoruz. Çünkü biz bu takımla beraber varız ve Konyaspor üzerine yıllardır program yapıyoruz sevgili Mustafa ile. Önümüzdeki 2-3 maçı biz taraftar olarak Konyaspor açısından en önemli maçlar olarak görüyoruz. Hani sonrasına taşıyabilmek için önümüzdeki maçlar önemli. Önümüzdeki maça bakıyorum. İkinci maça İlk bakmıyorum. Maça. Ben her zaman için teknik direktör olarak önümdeki maça bakarım. Yani önümüzde bir Kayserispor maçı var. Her maç zor geçecek. Zor bir deplasman. Geçen hafta deplasmanda kazandılar. Ama bu
bizim çok transfer de yaptılar hocam. Çok transfer de yaptılar. Dolayısıyla zor bir maç olacak. Güç bir maç olacak onlar için de, bizim için de geçerli. Ama onun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum ben. Yani oradan alacağımız bir galibiyetle her şeyin değiştiğini düşünüyorum. Bunu yapacak gücümüz de var. Takım olarak. Enerjimiz de var. Hakikaten takım olarak, bireysel olarak çok iyi futbolcularımız var sevgili Mustafa. Birebir baktığında. Ama iki sezon öncesinde içlerinde sahaya ortaya koydukları bu cevheri bugünlerde arar oldu. Biraz sıkıntımız bu. Hocam baştan beri aslında bunun altını çizerek devam ediyor. Bu cevheri çıkarmanın zamanı artık geldi, geçiyor bile. Zaten Bülent hocamızın yönetim tarafından tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de buydu. Kendi kişiliği, hırsı, kimliği, hırsı, futbolculuğu, antrenörlüğündeki yaşadıkları Antalya Spor macerasında 52 maçlık zannedersem. O dönemde sezonun hemen başı düşer denilen takım inanılmaz deplasmanlardan, içerideki maçlarda sürpriz. Hatta biz bile burada takdir ediyorduk yani o, çünkü bir ara ben hatırlıyorum hocamın açıklamasını maçtan sonra. Bu kazandığımız maçın federasyondan gelecek galibiyet primini oyunculara dağıtacağız. Yani buradan gelen parayla çevirmeye evet. çalışacağız. Bu kadar sıkıntı yaşıyoruz ifadesi ya da buna benzer hatırlıyorum. O yüzden hocam burada ve demek istediği o. Şimdi baktığınızda az önce hocam da işaret etti Selahattin. Normalde lig üçüncülüğü, Avrupa kupaları derken o dönemlerde kadro içerisinde 7-8 tane oyuncu var. Ama sıradanlaşmış bir yapıyla artık böyle monoton bir yapıdan çıkartıp onların içindeki o gücü inanmış. Bazen insan buhrana düşer. Hocam ne dedi? Ben bir eksik olursa beni yardımcılarım bir konuda uyarmalı ki zaten bunu yapıyoruz. Böyle başarıya ulaşırız diyor. Ne kadar bak tevazu göstererek yaklaşıyor. Bu çok önemli. Yani ben bilirimle olmuyor. Yani sonuçta bugün baktığımızda işte bu oyunculara tekrar sende bu güç var, sende bu yetenek var. Sen daha önce bunu başardın. Bu döneyi bize sunduğun için bu şehir size güveniyor diğerleriyle harmanlayarak ayağa kalkacağız. Onun için hocam bu inancı ortaya koyuyor. Ki gerçekten de baktığımızda bireysel olarak baktığımızda çok kaliteli oyuncular var. Bugün sakat oyuncuların da dönmesiyle beraber mesela 9 aydır oynamayan bir Uğur çok diri döndü. Evet. 9 ay yani. Kolay mı? Kolay değil. Birden 11'e girmek zorunda kaldınız. Yani aslında yani açık konuşmak lazım. Düşüncemiz de yoktu. Çünkü evet. görmem lazımdı. Hazırlık maçı yaparak onun son durumunu veya antrenmanda aramızda maçlarda özellikle daralan değil geniş alanda görmem lazımdı. Ama öyle bir fırsat çıktı ortaya ve yani ben beklediğimden 9 ay oynamayan bir oyuncunun veya 8 ay oynamayan bir oyuncunun böyle performans vereceğini beklemiyordum. İyi anlamda, olumlu anlamda. Bir kazanılmış bir transfer olarak ben görüyorum. Zaten kişilik olarak da, karakter olarak da doğru bir karakter, doğru bir kişilik buradaki oyuncular gibi. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de ondan faydalanacağız. Ya bunu ne için hocam, örneği şey için ver. Ya az önceki normalde biz mesela programlarda da çok isim değerlendirmeyiz. Takım olarak bakarız. Zaten o da kazanılırsa evet. takım olarak. Mesela takım kazanır. Biz bunu niye örnek verdik? 9 aya yakın oynamamışsınız ve sürekli kendinizi hem mental olarak hazır tutmuşsunuz hem fiziksel olarak ki çok fazla antrenman yaşamamasına eksikliğine rağmen son anda kampa girdi, kampta çalışarak yani bireysel olarak kendisi sürdürüyordu ve Konyaspor takımıyla beraber de çalıştı Aykut Kocaman'ın takımda bulundurmasıyla ama sürekli kendine Selim mesela uzun süre oynamadı aynı şekilde aidiyet duygusu yüksek yani ama profesyonellik bu değil mi? Evet. Profesyonellik yani kontrata imza atmak değil benim için de geçerli oyuncu için de geçerli veya burada çalışan profesyonellik yani bu şartlarda bu dönemlerde bu kendi bireysel olarak evet. Kabullenmeden ben burada varım varlığını gösterebilmek. Sizden beklentiler var. Bu beklentileri ortaya koymak zorundasınız. %100. Şartlar, doğru. Hakemlere doğru. itiraz edilmemesinin nedeni ne peki? Bu değil mi?
Kabullenmişlik. Kabullenmişlik. Şimdi net penaltınız verilmiyor ama isyan eden bir tane oyuncu yok. Haftalarca. Şimdi her takımın aleyhine lehine hatalar yapılıyor. Ama baktığımızda bugün Konyaspor'un geldiği süreçte Konyaspor'un birçok karşılaşmada sonuca direkt olarak etki eden hatalarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Birkaç hafta ama önce oyuncu... örnek verdik. Ankara Gücü'nde Orgil gitti. Penaltı noktasına oturdu hocam. Oturdu. Ben bu penaltıyı alacağım dedi. Hatırladınız mı bilmiyorum. Evet tabii hatırladım. Yani ya orada durdu, orada kaldı. Oturdu ve oraya bekledi verildi. Penaltı noktasının üzerinde. Doğru. İşte o sağ içi isyankarlığını hani şey tabii olarak. Tabii futbolun içinde olan. Evet. Ya gitsin kart görsün demiyoruz. Yok, öyle değil. Futbolun içinde ya da, olan evet. Yani o futbolun içindeki isyankarlık güzel bir isyankarlık. Kabullenmeme. Bunu sağlamak lazım. Teslim olmama. Camia olarak sadece. Sürpüyor ben takım olarak değil. Ben genel anlamda herkes için söylüyorum. Olarak. Ben bütün her şeyi herkes için söylüyorum. Bunu söylerken ben futbol takımı için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum bunu. Her yere gitmeli bu mesaj. Evet. Biz inanıyoruz yani bu oyuncu grubu gerçekten hocamızla beraber tekrar harmanlayarak ayağa kalkacağına, çünkü hepsinin kapasitesini, kariyerini, yaptıklarını daha önce bize gösterdiklerini bildiğimiz için bu 12 haftayı biz el birliğiyle omuz omuza yek vücut atlatacağımıza inanıyoruz. Aynen öyle. O yüzden buradayız bugün. Bunun mücadelesini veriyoruz. Hocam kendi istirahatından feragat ediyor. Estağfurullah. Evet. Osman Karakoç yapmış. Göztepe kadro tercihinde soru sormuş. Tabii bunu konuştuk. İnşallah izlemişsinizdir o bölümü. Bazı sakatlıklar ve eksikler vardı. Bir anlamda kadroyu belki de ilerleyen haftalara daha hocanın kafasındaki 11'i görecek ve oyun anlayışını görecek gibiyiz. Çok erken bazı şeyler için. Kaygı var mı diyor hocamız da. İsmini yazmamış izleyicimiz. Kaygı? Herhangi bir endişe, bir kaygı. Öyle bir şey olsaydı aldınız zaten mı? Ben gelmezdik zaten. Gelmezdim buraya. Yani ben gene söylüyorum benim için maddiyat çok önemli. Benim için maddi tabii herkes bir şeyleri yaptığı zaman karşılığını maddi anlamda almak ister ama ben onu önemseyen bir insan değilim. Ben başarıyı önemseyen, başarılı olmak isteyen bizlerin düşüncesinde yalnız başarılı olmak üzere kurulu bir hayatımız var. Yani belki bazen başarıyorsunuz, bazen başarmıyorsunuz ama hiçbir zaman yılmıyorsunuz. Hiçbir zaman böyle kaygı, endişe duymuyorsunuz. Evet. Duymayacağım da yani. Konya çok büyük bir coğrafya hocam. Çok. Yüz ölçümü olarak birçok ülkeden daha büyük. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümü. Tabii. Ve Hollanda'dan büyük bazı mesele. Köylerden, ilçelerden Konyaspor maçına gelen Konyaspor taraftarları birçok deplasmana giderken harcadıkları zaman ve kat ettikleri mesafe anlamında daha fazlasını kat ediyorlar. Çok uzak noktalardan iç saha maçına gelen taraftarlarımız var. Doğru. Eskiden daha fazlaydı belki sevgili Mustafa. Yani onlara da teşekkür etmek lazım. 230 kilometre yol yapıyorum diyor her maç için. İlçeden gelen bir taraftarımız. Bazı ilçeler 150-140 kilometre hocam. 31 ilçesi var Konya'nın. İnşallah bu işleri düzelttikten sonra o taraftarlara biz gideriz. O ilçelere biz gideriz. Ne güzel olur. Onlar her hafta bu kilometreyi yapıyorsa bizim bir defa gidip onlarla sohbet etmemiz. Önlerini alması değil mi? Çay içmemiz veya onların yemek kültürü varsa o yemek kültüründen yememiz bizi ayrı keyiflendirir. Tabii organize inşallah. Olarak Seydişehir benim aklıma gelen. Çok güzel. Seydişehir, yani. Beyşehir organize yani olarak şehir. Gelenler. Ha. Bireysel olarak gelenler tüm ilçelerden tabii, geliyorlar. Tabii organize olarak gelenler. Bozkır, tabii Seydişehir ve Beyşehir o taraflardan. Özellikle geliyorlar. Tabii bu tür organizeler, okullardaki paneller, şehir ortamlarında, ilçelerde özellikle buluşmalar bunlar çok önemli. Takım ben önemsiyorum. Ben önemsiyorum onları. Keşke biraz çabuk toparlanıp siz de biraz rahat ortam bulabilirseniz inşallah bunları yaparız. O planlamalar o sorun değil. Onlar kolay işler aslında. Yani taraftarlar antrenman izlemek istiyorlar mesela. Onunla ilgili de var ama bu sürecin ardından yani olabilir. Aslında olmaz diye bir şey yok. Nihayetinde hani stadı dolduran taraftar, kulübün sahibi taraftar antrenmanı izlemesi kadar doğal bir şey olamaz. Haftada bir gün stadyumda yapılabilir mi hocam? Belki burası sıkıntı olabilir derseniz. Valla sağ zeminle ilgili bu son maçta da gördüm ben biraz sıkıntı var. Var hocam. Evet. Yani zemin tam böyle oturduğu zaman olabilir. Çünkü yani maç günü o zemini, maç gününe zemin çok daha düzgün ve çok daha iyi olmalı. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ama burada olabilir, düşünülebilir diyor hocam yani. Hocam herkes açık, her şey açık. Bu çok önemli. Evet.
Yeter ki kısa sürede bu birlikteliği sağlayıp, yani o sen dedin ya işte programı burada bitirelim noktasından sonra aslında üzerine konuşulabilecek çok bir şey de kalmadı. Çok fazla tekrar yapıyoruz. Şu anda yapıyoruz ihtiyacımız çünkü. Olan şey evet. Birlik ve beraberlik. Bu birlik evet. Beraberliği bozduğumuz anda her şeyi kaybetmiş yani noktaya geliriz. Lafı çok fazla dolandırmanın yani, bir anlamı yok. Yani az önce de söyledim. Şehrin dinamikleriyle beraber valisi. Mesaj var şu anda burada. Evet. Genelde çoğunluğu aynı. Sen devam et. Yok hayır, bireysel sorular oyuncu tabii, anlamında bunlar çok bir geçmişe dönüp geçmişle alakalı artık bu saatten sonra bir şey söylemenin, şu şöyleydi, bu böyleydi demenin bu takıma, geleceğine hiçbir katkısı olmayacak. Doğru. Kalan 12 haftada dediğim gibi yeniden mini bir lig başlıyor Konyaspor için. Hep beraber çünkü büyük camiaların ayağa kalkışı da çok heybetli olur, güçlü olur, çöküşü de aynı şekilde. Çok büyük olur, kolay kolay toparlanamaz. Biz bunu pozitif yönde değerlendirelim. Pozitif olanını görelim. Güzel bakalım, güzel görelim. O yüzden bu saatten sonra hocamın da ilk başta ifade ettiği gibi maç oynanırken, maç devam ederken, daha 65. dakikada biz taraftara sonuna kadar hak verdik bugüne kadar. Yani haftalarca sabrettiler iç sahadaki bu kadar büyük bir başarısızlığa rağmen. Total anlamdaki toplam 4 maça ki 3'ünü dışarıda kazanmışsınız. İçeride sadece bir maç. O nedenle bu saatten sonra artık ne yapacağız? Sabredeceğiz, içimize atacağız. Belki o anda kızmak isteyeceğiz ama kızamayacağız. Biz de konuşmuyoruz aynen. Bir hafta kimseyle. Küsüyoruz insanlara. Yani Allah'ın selamını başımızda veriyoruz. Ama ne yapalım? Bir hafta sonra tekrar görev için her gün habere gidiyoruz. Taraftar da aynı şekilde. O an belki... Bir de şu var, taraftarın iyi niyetli olduğunu hep biz ifade ettik Selahattin. Şimdi maç esnasında kızıyor, tepki veriyor. Sonra sosyal medyada bunu dile getiriyor. Geçiyor. Ardından diyor ki keşke yapmasaydım. Ya işte bu takım bizim yine arkasından aynen. Gideceğiz. Yine şu maça organizasyon var mı diye soruyorlar. Bence o sabrı o an o maçta göstermek lazım. Yani iki gün sonra pişman olup özür dileyip efendim tekrar takımın peşinden gideceğiz demenin o anda bir katkısı olmuyor. Çünkü o an zararı vermiş oluyorsunuz. Belki dönüşü olmayacak. O nedenle tüm oyunculara, herkese, hocamıza, yönetimimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ve şehrin dinamiklerini de bir kez daha söylüyorum. Bu konuda da onların çalıştıklarını biliyorum. Bir adım atmaları gerekiyor taraftar grupları, liderleriyle beraber. Evet, biraz daha derli toplu kalan süreci birlikte atlatmamız lazım. Moral motivasyon çok önemli. Evet, bu süreçte tabii hocamı çok fazla yormak istemiyoruz. Evet. Birkaç mesaj daha okuyalım, sonra yavaş yavaş toparlayacağız. Hocam özellikle canlı yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Konyasporumuz için takım ruhu ve can suyu olacak hedefleriniz gerçekleşir inşallah. Söyleyeceğimiz çok şey var tabii. Geri pas problemimizi çözmeli, hızlı hücuma daha çabuk çıkmalı gibi bunlar hocam hep anlattı zaten. İnşallah bunlar gerçekleşecek. Daha uzun uzun yazmış. Genelde temenniler aynı, yaklaşım aynı. Gönlümüzde bu takıma olan çok ciddi bir sevgi, bir aşk var camia olarak. Biraz da gönül kırgınlığı var alınan sağ sonuçlarından ötürü. Bunu tamir ettiğimiz zaman inanın çok büyük bir patlama olacak. Bunu beraber yapacağız. Yani bu sadece Bülent Hoca'nın işi değil, sadece futbolcuların işi değil. Sadece yönetim bu sezon çok daha iyi şeyler hak etti bu yönetim, bu başkan. Çok daha iyi noktalarda olmalıydı belki Mustafa. Camia olarak da... Şu güzel yapılan şu güzelliklere biz biraz daha iyi karşılık verebilmeliydik. Olmadı ama gelecekte o günler olacak. Öyle temenni vallahi ediyorum ben. Vallahi yani ben hani başkanımız ve yöneticiler beni getir diye söylemiyorum. Ben açık konuşmayı seven biriyim. Herkesin de yüzüne konuşuyorum. Evet. Belki bazen hata yapıyorum bu yüzden. Belki ama gönülleri zengin. Gerçekten gönülleri zengin. Sevgi dolu. Hemen hemen her şeye olumlu ve pozitif bakan bir yönetim grubu var, başkan var. Tabii onların işleri de zor. Çünkü sorumluluk onların. Yani en büyük sorumluluk onların. Çünkü nihayetinde kulübün bütün idare ve yönetimi başkan ve yöneticilerde. İnşallah onlar da bu süreci en iyi şekilde atlattık hep beraber. Bakın görün. Ben söylüyorum gene üzerini altına çizerek zor bir süreç. Bu süreci atlattığımız zaman ki atlatacağız inşallah hep beraber. Herkes. O zaman önümüzdeki sezon göreceksiniz. İnşallah da olacağız. İnşallah. Son kez ara vereceğiz. Sizlerden son kez reklam arası rica ediyoruz. Devam edeceğiz.
Spor gündemi özel yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Son bölümde karşınızdayız. Konyaspor Kayacık tesislerinden seslendik bu akşam sizlere. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz. Daha belki de bir haftasını bile doldurmadı ama canlı yayında Konyaspor'un son durumunu değerlendirmeye çalıştık birlikte ve gelecek adına yapılması gereken şeyleri konuşmaya gayret ettik. Camia olarak hepimize düşen görevler var ve bu görevleri yerine getirebilme adına kalan süreçte bakınız. Erdal Bey yazmış, İstanbul'dan bu mesajı bize göndermiş. Hoş geldiniz diyorum hocama. Takımımıza çok güzel bir enerji vereceğine inanıyorum. Kayseri'den mutlak puan alacağız. Kasımpaşa maçında o 42 bin kişilik stadyumu da hep birlikte dolduracağız i̇nşallah, demiş. İnşallah. Şimdiki hedefimiz bu. İnşallah Kayseri'den güzel bir oyun, iyi bir netice ve ardından iç sahada oynayacağımız Kasımpaşa maçına bütün Konya olarak birlikte 3 puan almak için sahaya çıkacağız. İnşallah. Gol atma sorunumuz vardı iç sahada. Bunu bu hafta yıktık. Belki skoru tutabilsek bugün daha iyi bir noktada olabilecektik ama yavaş yavaş sorunların üstesinden geleceğiz sevgili Mustafa. İleriye doğru adım adım taşıyacağız. İşte bu hafta bunu hallettik. Gelecek hafta inşallah iç saha deplasman galibiyeti, iç saha galibiyeti derken kalan 12 haftayı camia olarak iyi geçirebilme adına vallahi başarmak için inanmamız lazım. İnanmak için de coşkulu ve heyecanlı olmamız lazım. Herkesin. Yani başka yolu yok zaten. Başka yolu yok. Hocamın futbolculuk dönemi, teknik direktörlük dönemi gibi futbolculuk dönemi gibi teknik direktörlüğü de olur. Agresif yapısını inşallah futbolcularımıza kanalize eder diyorum. Yani aslında yani futbolda yaşadığım başarıları teknik direktörlüğü de yaşamak istiyorum. Evet. Bana hep soruyorlardı yani teknik direktörlükte başarı ne? Teknik direktör başarı kupa almak. Yani bir yerde bir şeyde şampiyon olmak. Evet. Bence o. İnşallah bütün çabamız, enerjimiz bu yönde, bu hedefte. Konyaspor aslında müsait yani çok. Bu tür başarılar için. Yani onu fark edebiliyorsunuz. Onu hissedebiliyorsunuz her yönüyle. Şehir olarak, taraftar olarak zamana ihtiyaç var. İnşallah bunu birlikte yaşamak nasip İnşallah. Olur hocam. Teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kayseri maçını birkaç cümleyle isterseniz tamamlayarak. Yani hazırlıklarımız bugün itibaren başladı. Özellikle küçük sakatlıkları olan oyuncularımız yarın itibaren takımla başlayacak. Bu yönde her yönüyle hem sağ içi hem sağ dışı yönüyle her şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah orada sizin dediğiniz gibi iyi oyun ve iyi sonuçla döneriz. İnşallah. Temennimiz o hocam. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hep biz misafir ederdik. Bu kez size misafir olduk tesislerde. Güzel bir yayın oldu. Ümit ediyorum. Cami adına güzel mesajlar da vermişizdir. Ümit ediyorum yine. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Mustafa tabii bu benim mesleki açıdan da çok önemli bir noktada olduğum program oldu. Bundan sonra spor gündemini sana devredeceğim. Ara sıra da konuk oluruz inşallah. İnşallah. Programında yine birlikte oluruz. Çok uzun zamandır spor gündemini birlikte yapmıştık hocam. Maşallah. Ve bu sürecin ben kendi adıma sonuna geldim belki program yapımcılığı anlamında. Farklı bir sektörde, farklı bir iş kolunda devam Hayırlısı edeceğiz olur belki inşallah senin bundan için. Sonraki ama taraftarlığım hiçbir zaman bitmeyecek ve bu programın bir parçası olmaya da devam edeceğim önümüzdeki süreçte. Ben tüm ekip arkadaşlarına, KONTV'de çalışan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir televizyonculuk hayatı, mesleki açıdan iyi bir birliktelik geçirdik. Tabii bu bitmeyecek. Yani bu son program belki benim birlikte yaptığımız son program olacak ama sen davet edersen yine ara sıra konuk olmaya devam edeceğiz. Estağfurullah. Gönüller bir öncelikle tabii ki yeni bir süreç, yeni bir adım, yeni bir göreve başlayacak. Biz teşekkür ediyoruz kendisine tüm ekip arkadaşlarımız adına. Bir aile gibiydik bizler de. Nasıl ki siz ekibinizle hocam çalışıyorsunuz. Kolay değil bir ömür yani. Zaten insan kaç sene yaşar ki. Doğru. Geçmişin evet. Yarısından fazlasını, 20 seneden fazla bir süredir beraberdik. O yüzden Allah yolunu bahtını açık etsin. Allah sağlık sıhhat versin. Allah razı olsun diyelim kendisine. Tabii sonuçta Rabbim sağlık verdiği süre içerisinde daha büyük ayrılıklar vermesin Allah. Amin. Yoksa gönüller bir oldukça yine beraber oluruz. Yine mutlulukları. Mesela ben Konyaspor'un hep kalıcı olmasını önemsemişimdir. Hep hedefim kalıcı olsun.
ligde kalıcı olsun. Sonra diğer başarılar kendiliğinden gelir zaten. Yoksa ben programın başından beri bu şamdanların hepsini kupaya benzetiyorum. Yani hepsi birer kupa benim gözümde. Ortadaki şampiyonluk kupası hocam. Yani öyle hayal ediyorum yani. Ona kalırsa bakış açısı önemli. Hayal etmeniz için inanmanız lazım. Evet. Bu güzel ortamı hazırlayan tüm kulüp personeline, evet, Bahri Bıçakçı beyefendiye, müdüründen tutun Hüseyin İkinci Bey. Tabii ki burada Mehmet hocamız, Mehmet Yıldırım hocamız. Bizlerle beraberdi. Yine beraber çalışacaksınız. Beraber güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız İnşallah. Mehmet Hoca ile beraber. İsimsiz kahramanlar ben tabii unutmuş Fatih Bey olsun burada ne bileyim Hüseyin Saraç Bey'den tutun unutmayalım. Çünkü isim kalırsa gönül koyarlar. Yüzlerce onlarca pardon personel çalışıyor burada. Başka kim var diye Hüseyin Bey. Tabii kendi ekibimize de teşekkür ederim. Kayseri tabii işin. Mustafa'nın klasik listesi tabii misafir olunca size sizden de liste almamız lazım. Almamız lazımdı benim çünkü... Emek verenleri ben taltif etmeyi severim. Çok da mesaj var. Sadece birkaç tane okuyacağım. Mehmet Koç bizlerle beraber o da spor servisinde sağ olsun. Yıllardır emektarımız bizim. Recep Kara, Mesut Uysal yönetmenimiz ana kumandada. Yunus Köroğlu, Ali İbrahim Bora, Yusuf Turgut bizlerle beraberdi bugün. Başka var mı arkadaşlar burada? Tüm arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Mustafa Uysal Bey'e. Evet Ali Rıza Bey tesisin... Olmazsa olmazı Barış değil mi? Barış Bey evet. Gümüş değil mi? Evet Ali Rıza Gümüş Bey. Ben de şuraya not aldım. Efendim? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kayseri tabii deplasmanda kazanarak onlar da kendi açısından bir özgüven yakaladılar. Onlar da bu girdaptan çıkmaya çalışacaklar. Sonuçta kolay maç yok. Gideceğiz. Aslanlar gibi mücadele edeceğiz. En iyi sonucu almaya çalışacağız. Aynen. Olacak ya da olmayacak. Olması için hocamız, oyuncularımız gayret edecekler. Biz buna inanıyoruz. Olmazsa ne olacak? Lig bitecek mi? Bitmeyecek. 11 haftada yine ortada olan 33 puana Konyaspor talip olacak. Gelecek belki Kasımpaşa maçıyla yeni bir başlangıç yapacak. Arkası gelecek bilemeyiz. O yüzden umutsuzluk yok. Son düdüğe, son puana kadar Konyaspor tüm puanlara... Nedir? Taliptir. Taliptir. Taliptir sonuna kadar. Benim büyük adayıdır. Adayıdır. Çünkü Konya büyüktür. Ayağa kalktı mı da güçlü kalkar. Birkaç mesaj okuyalım. Hocam sizi de bekletmeyelim. Sağ olsunlar. Manavgat'tan, Antalya'dan hocam sizlere selamlar var. Recep Aynen. hocamızdan. Oğluyla beraber başarılar ve sizlere güveniyorlarmış. Mehmet Altınışık, İsmail Altınışık Bey'in de oğlu iyi Konyasporlu onlar da ailecek. Naif karakterli bir insan hocamız eminim. Enerji ve hırsını takıma yansıtacak demiş. Evet her gecenin bir sabahı var. Yiğit düştüğü yerden kalkacak diyor taraftarımız. Alaaddin Temiz Bey, Ayhan Türen Bey. Hakkınızı helal edin programda süremiz doldu. Ama şöyle Instagram'dan birkaç tane okuyayım. Çünkü yüzlerce 780 mesaj bakınız şu an. BK Ercan, Selvi, İsa hepsi hocam size güveniyorlar. Bekir Atmaca. Her zaman takımımızın yanındayız. İyi bir sinerji oluştu. Bugün program çok iyi oldu. Hocamıza güveniyoruz diye eklemişler. Evet, emeğinize sağlık. Bülent hocamıza selamlarımızı lütfen iletin demişler. Evet, Furkan kardeşimiz. Özgür Özdamar, bitmez. Ahmet Cihan Parlak, Hatay Antakya'dan. Avrupa'dan yazanlar var. O ses, çiğ köfte. Hocam tesislere şu anda çiğ köfte gönderiyorlar mı sizlere Mustafa Uysal Bey? Konya'da da bazen böyle bu saatte gecelerde yemek olur. Bu saatte yollamasınlar. Yat, devamını ben getirmeyeyim. Yat bilmem ne yemeği derler hocam. Bu saatte yemek yemem ben. Beşten sonra yok. Peki. Bravo. Konya sporlu Osman Hadim'den Murat kardeşimiz 230 kilometre hocamıza göre. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin lütfen. Yüzlerce mesaj var okumamız imkansız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde atlatacağız inşallah. Haklarını helal etsinler. Selahattin'e başarılar diliyoruz. Yıllarca beraber olduk tabii ki. Evet. Recep Kara'yı unutmayalım. Yine beraber olacağız. Artık bundan sonrası için memur olarak öyle söyleyelim. Yeni bir hayata başlayacak. İnşallah. Peki. Sana bırakayım sözü kapatabilme. Artık hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Son söz senin. Peki son kez kapanışı ben yapayım o halde. Evet, Konyaspor başarısı için ne yapılması gerektiğini konuşmaya çalıştık. Herhalde çok fazla artık ayrıntıya girmeye gerek yok. Kalan süreçte
takımı istediği noktada görebilmemiz adına herkes üzerine düşeni sorgusuzca yapmak zorunda. Hesaplarımızı, bazı eleştirilerimiz var evet ama bir müddet ertelememiz herhalde Konyaspor'un geleceği açısından önem taşımakta. Önümüzdeki birkaç haftayı bakalım hoca ve ekibi takım üzerindeki kurgularını yapmaya gayret edecekler. Birkaç haftayı onları izleyerek ve destek olarak geçirelim. Sonra işlerin daha da düzeleceğini ve güzelleşeceğine inancımız sonsuz. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın. Evet.